Şebnem nerede? İçeride mi? Şebnem evde yok. Alışveriş yapıyor. Zaten biz seninle Şebnem olmadan konuşmak istedik. Neden dersen evlilik çok önemli bir konu. Öyle tabii. Yani bak, çok yakın zamanda çok tatsız bir şey yaşadık. Hatırlıyorsun değil mi? Şebnem'e evlenme teklif ettin. O da kabul etmedi. Hı? Geçti o günler. Geride kaldı. Arda, senin amacın ne? Yani benim amacım mutlu bir yuva kurmak. Başka ne olabilir ki? Başka ne olabilir ki? İşte biz de bunu merak ediyoruz. Şebnem'in hafızası yerinde olsa bu nikah olmaz. Sen de biliyorsun. O konuda hiç çekincem yok benim. Hani Şebnem'in hafızası yerine gelse de çok mutlu olacağımıza eminim. Yani sırf aklım başıma gelsin diye yaptı bütün bunları. Benim de aklım başıma geldi tabii. Ama bence yine de çok erken. Yani bu evlilik şu anda olamaz. Bunu aklından çıkar. Selam teyzeoğur. Aa. Herkes toplanmış. Şebnem, çarşıyı eve getirmişsin canım. Ay. Öyle olacak tabii ki teyzoşum. Yani Şebnem Gülsoy bir kere evleniyor. Tabii ki her şeyin en tatlısını, en güzelini, en pahalısını, en taşlı turşusunu olacak değil mi? Bu da tokat kolyem. Bakın. Ya şahane şahane, hepsi şahane. Yani gerçekten arkadaşlar bugün bir platin kart herkese lazım. Sağ olsun Ardacığım da çıkardı platin kartını, şak diye verdi bana. Ben ne yaptım? Hı? Aşkımın parasını öyle harcadım mı? Deli gibi har vurup harman savurdum mu? Tabii ki savurdum. Ya bu arada Ardacığım ya. Yani nikah şekeri olayı biraz bana banal geldi. Hı. O yüzden ben de davetlerin hepsine bir yarım altın aldım. Ne yaptın? Ne oldu, şaşırdın mı? Yani... Yo ama hani 100 kişi çağırdık ya düğünü. Evet yani doğru söylüyorsun, az kişi çağırdık. O yüzden ben de dedim ki acaba tam altın mı alsak? Sonra da düşündüm. Ardacığım yani saçmalamayalım, biz görgüsüz müyüz? Değiliz değil mi? Değiliz, evet değiliz. Şu mavi nasıl? Süper. Ben kalkayım o zaman. Aa, ama da altın dönümüne yüzünü göstermedim. Ya ama ki yarın için gidip hazırlık yapmam lazım. Neyse o zaman. Yarına kadar sabredeceğiz artık. Tamam. Tamam. O zaman görüşürüz. Ben seni geçeyim. Hadi geçir sen beni. Bir arkadaşım tavsiye etti aslında. Geçen hafta sevgilisiyle beraber gitmişler. Anlata anlata bitiremediler. Özellikle deniz mahsullü risottosu şahaneymiş. Mutlaka deneyin dedim Müge. Selim. Efendim? Bir sorun mu var? Var aslında. Benim biraz canım sıkkın. Biz bu akşam ertelesek, başka bir akşam yemek yesek olur mu? Hayatta olmaz. Nasıl yani? Eve gidip ne yapacaksın? Öyle düşüneceksin oturup ve canın sıkılacak. Daha da çok canın sıkılacak. Ben senin can sıkıntına iyi gelecek şeyi biliyorum. Bak, gerçekten hiç havamda değilim. Ya güven bana. Can sıkıntına iyi gelecek şeyi biliyorum diyorum. Seni havaya sokacak şey benden. Hadi bakalım çalıştır arabayı, gidiyoruz. Oradan daha bir bara gider. 2 kadeh bir şey içeriz. Şahane. Şebnem geldi mi? Geldi geldi. İçeride şimdi. Merhaba. Merhaba kainat, hoş geldin. Sizin o organik pazar kurulmayan mahallenize gece girişler yasak mı acaba? Hayır, hiç gece göremedim de hep gündüzleri buralardasınız. Seni dışarı çıkarmaya geldim. Canım böyle beni kafasına göre herkes dışarı çıkaramaz. Şebnem Gürsoy'u sadece bir kişi dışarı çıkarabilir. O da sadece ve sadece kendisidir. Kendisi istemiyorsa asla dışarı çıkmaz. O zaman bana başka bir çare bırakmadın. Ne oluyor be sürekli çekiştirme? Bu çocuk bu akşam senin bekarlığa veda partin için dans edecek.
Bitti mi? Hayır, tabii ki de bitmedi. Dansı bittikten sonra da striptiz yapacak. Allah'ım şu kaslara bak ya, şu baklavalara bak, şu adonislere, tricepslere, bicepslere bak ya Rabbim, maşallah. bugün benim bekala velam verdim mi var? Evet. nasıl çocuk? Tabii bir biliç değil. Ha? Klasik bir futbol esprisi. O zaman ben gideyim bekala velam partimi hazırlayayım. Çıkıyorsun sen. Kafeye. Kafe. Vaktinde geldin. Çok şık olmuşsun bu arada. Teşekkür ederim. Geçelim o zaman. Geçelim. Ben bu herifin ağzını yüzünü kırarım oğlum. Ya tamam kırarsın da dur bakalım bir dinleyelim önce olay neymiş. Ya ne olacak Şebnem'i ayarttı yetmedi. Şimdi benim Aymila'mı tavlamaya çalışıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak. Kırırız, kolunu da kırarız, kafasını da kırarız. Ama önce bir anlayalım. Sonra hatta kolunu kırar, eline veririz. Teşekkürler. Şaşırdın beni aramana. Tahmin ederim. Önemli bir şey konuşacağım deyince de merak ettim. Konu neydi? Yani aslında ben seni hiç rahatsız etmek istememiştim. Özellikle de böyle bir dönemde. Yani sonuçta Şevrem'le evleniyorsunuz. Şunun şurasında da nikah ne kaldı değil mi? Ama yani söylemesem olmayacaktı. O yüzden... Benimle rahat konuşabilirsin. Yani... Çekinmeni gerektirecek bir durum yok ortada. Gerizekalı. Efendim? Ya yani bilmez miyim? Bilmez miyim? Biliyorum. Biliyorum. O zaman önce içecek bir şeyler söyleyelim. Kendimize. Tamam. Yani ondan sonra konuşuruz. Olur. Tamam. Pardon. İki menü alabilir miyiz? Şşş. Gel. Kesin Şebnem için geldi. Sıkıntı yok. Rahat ol sen. Ya orası hiç belli olmaz. Elini tuttum. Şşş. Ya menü yerdi. Menü. Sıkıntı yok. Menü. Zaten öyle bir hareket yapsın var ya. Ağzını burada kırarız durma. Siparişlerinizi alabilirim. Alırsın hadi. İki tane soda getir. Çekil be. Sağ ol. Tweet atıp bu anı ölümsüzleştirsem mi acaba ha? Ay yok. Ya da şimdi Arda görmesin. Evet. Şişt, sen sakın öyle sosyal medyada bir sipariş deme ha. Ay yok ben
İnden gökten karşıyım zaten. O ne o? Yani samimi değil her şeyden önce. Mekanik. Böyle çat çut bir şey yazıyorsun, silemiyorsun. İşte ne bileyim, tanıdığın tanımadığın insanlar hayatını kurcalıyor, bir şeyler, like'lar falan. Ay canım, onun olayı o zaten. Fok sayısıyla like sayısını birbirine çarpıyorsun, sonra fav sayısına bölüyorsun. Ortaya çıkan sonuçta oluşan dişi güruğunu hezimete uğratıp hayatına devam ediyorsun. Nasıl? Ya da hayatına devam edemiyorsun, böyle saf saf takılıyorsun. Biz müsait bir yerde inelim. Masada tamamlandığına göre. Artık başlayalım diyorsun. Haklısın. Ben aslında başından beri biliyordum senin Şebnem'le evlenmek istemediğini. Anlamadım. Yani senin gibi yakışıklı, kültürlü, zeki bir adam. Neden bu yaşta evlensin ki? Değil mi? Sonuçta sen İzmir'in en gözde bekarısın. Senin yerinde olmak isteyen o kadar çok insan var ki. Ya var, birkaç kişi var. Ben de düşündüm. Yani arkadaşımın mutluluğunu engellemek gibi bir niyetim yok. O zaten bana yakışmaz. Ama sana karşı olan duygularımı itiraf etmezsem... ...hayatımın sonuna dek pişman olurum diye düşündüm. Güzel demişsin. Değil mi? Seninle o kadar uzun zamandır konuşmak istiyorum ki Arda. Çek beni! Çek! Siz bizi mi takip ediyorsunuz ya? Evet, ediyoruz. Biz bir şey konuşuruz. Ben size sonra anlatacağım, tamam mı? Şimdi anlatacaksın. Ne oluyor burada ha? Bu herif senin elini niye tutuyor? Bu kaderleri niye tokuşturuyorsunuz Almila? Benim konuyla hiç alakam yok, tamam mı? Aymül'e beni konuşmak için çağırdı, ben ondan geldim buraya. Yemezler! Bırak bu işleri! Abi, iyi eğlenceler. Özgür tut, otur. Böyle bir şey. Müsaade edin abi. Anlat bakalım. Aymül'e ile aranda ne var anlatacağım. Özgür. Ya hiçbir şey yok, ben... Şebnem'i seviyorum. Ben onunla evleneceğim. Başka bir kadınla ne alakam olabilir ya? Aşkım. Ay. Bir çuval incir berbat ettiniz. Aferin size, aferin. Sizin için de geçerli. İki kafalar. Hey. He? Yani parti aynı yerde mi yapılıyor? Ne partisi? Ha? Balık hafızalı arkadaşlar, şok soru. Yaklaşık 15 saniye önce bekarlığa veda partisi dedim ya. Ha, ben orada başka bir şeyle ilgileniyordum da. Kainat. Ben baktıkça sinirleniyorum. Sinirlenince bakıyorum. Bu nasıl bir kısır döngüdür ya? Yaz. Yürü gidelim, delireceğim ben ya. Ne oldu? Hani parti? Hani striptizci çocuklar, six pack? Göbek havaları, alkol aşatlar. Gidelim. Gitsinler sevgilim, olsun. Biz ikimiz eğleniriz. Kimseye ihtiyacımız yok ki bizim. Biz sandık ki...
Yani sizin ikinizi öyle yakın görünce... Önür hocam sen de bir şey söylesene. Yani biz bir şeyler dönüyor sandık. Plan yaptığınızı bilseydik. Bir daha bilmediğiniz işleri burnunuza sokmayın o zaman. Tam her şeyi yoluna koymuşuz, Arda'yı havaya sokmuşuz. Şebnem gelip görecekti, anında vazgeçecekti evlenmekten. Ama ne oldu? Ben Şebnem'i seviyorum onuydu. Yazıklar olsun be. Şimdi. Ay olur mu hayatım, ne güzel eğleniyoruz işte, hep beraber eğleniriz. Merhaba, iyi eğlenceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Otursanıza bizimle. Benim Hülya ile konuşmam gereken özel bir konu var da biz hiç oturmayalım. Aynen, biz sizi tutmayalım. Tutalı. Nasıl? Hep beraber eğlenelim. Güzel bir akşam, bir şeyler içelim değil mi? Israr etme hayatım. Aa bu arada yarın ikinizi de düğünümüze bekliyoruz. Şahane. Evet şahane. Yalnız yanında beyaz giyme toz olur. Efendim? Beyaz gelinlik, geline uğursuzluk getirir falan. Beyaz giyersen ayarım seni. Size iyi eğlenceler. Hayatım ne oluyor? Kıskandın galiba. Nasıl yani? Ne kıskanayım ya, 2 günlük tombala bana aşkım. Sen mi beni kıskandın ha? Beni kıskandın mı sen? Hı? Ben bir de daraldım burada ya. Gidelim mi buradan? Hı? Gidelim. Ben biliyordum yarıza çıkacağını ama. Bak kahretmişsin ya. Neyse iyi tarafından bak, en azından isteyince güzel yapabiliyor musun? Değil mi? Yani hiç benlik bir şey değil ama o salaklar gelmeseydi biz çoktan toparlamıştık. Artık salaklar mı aşıklar mı bilemeyeceğim. Şebnem de anlayacak da Arda'nın ne olduğunu. Ne dedin sen demin? Aşıklar dedim. Kainat. Karşında koskoca Şebnem Gürsoy Dinçer var. Hatta Arda ısrar ederse Gürsoy'u sallayıverelim. Şebnem Dinçer olarak devam ederim o derece yani. Bizim kaderimiz bir yazıldı. Ne demek bir yazıldı ya? Bir silgi darbesine bakar o. Yani çıkmayan mürekkebe yazlarsa eğer kağıdı yakarım. Dijital ortama yazıldıysa datayı karartırım. Onunla da kaçak gelin olurum, yollara düşerim ya. İşte o son dediğini biraz zor yaparsın. Canım iyi misin? Neler oldu neler?
Ne oldu, rüya mı gördün? Rüya değil bu teyze, hoş. Kabus gibi bir şey. Kelepçeler, kırbaçlar, kırmızı başlı kızı, babaannesini yiyen kurt nikah masasına geliyor. Falanlar filanlar da neyse ki rüyaların tersi çıkar değil mi? De bunun düzü çıkarsa yandık. Saat kaç? Aileye geç kaldım. Ay çekilin. Çekil kaydan. Ay şişenler, lütfen önce. Şebnem.